300'er x ne zaman 1'e yaklaşır arkadaşlar? X 0'a yaklaştığında. Peki paydayı 0 yapıyor mu? Hayır. Tanımsızlık var mı? Hayır. O zaman direkt yerine yazarsanız 0 artı 0 artı 4 bölü 0 artı 2'den limit 2 gelir. D şıkkı olur. 1'e soldan yaklaştığınız zaman bir polinom fonksiyonunda arkadaşlar hiçbir problem yaşamazsınız. 1'e soldan yaklaşmakla 1'e sağdan yaklaşmak aynıdır. Hatta 1 vermek de aynıdır. Bu yüzden çünkü polinomlar her noktada sürekli fonksiyondur. Artık yaptığım zaman f1 eşittir. F1 eksidir zaten. Ve bu da 1 eksi m artı 2 yapar. Sonra aynı şekilde arkadaşlar f5 artı da yine f5'e eşittir. Hiç fark etmez çünkü her noktada sürekli. Böylece her noktada limiti aynıdır. Daha doğrusu her noktada sağ ve sol limiti aynıdır. Haliyle 25 eksi 5m artı 2 olacak. Bunların ikisi birbirine eşit. İkiler gitti. 1 eksi m eşittir 25 eksi 5m. Böylece 4m eşittir 24. M 6 oldu. D şıkkı. Hangi noktalarda limit yok f fonksiyonunda arkadaşlar? Bakalım hemen. 3 noktasında limit var. Eksi 3 noktasında. Eksi 4 noktasında limit var. Sadece sürekli değil. Sonra arkadaşlar bakalım 0 noktasında limit var mı? Hayır. Bakın. 0 noktasında sağ limit eksi 1'i gösteriyor. Sol limit 3'ü gösteriyor. O zaman burayı 0 yapması için x'e kaç vermemiz lazım? 1. Demek ki m değeri buradan 1'miş arkadaşlar. Sonra geliyoruz. 1 noktasında limit var mı? Hayır. Sol limit bakın böyle. Sağ limit böyle. O zaman içeriği 1 yapan değer nedir? X eşittir 2'dir. Haliyle tabii ki x eşittir 2 demek aslında m'nin 2 olması demek arkadaşlar. Başka limitsiz olduğu bir nokta var mı? Yok. 3'te sadece süreksiz. Yoksa limiti var. Sağ sol limiti eşit. Böylece cevabımız toplamları sorulduğu için 1 artı 2'den 3 A şıkkı. Süreksiz noktalar arkadaşlar tanımsız yapan değerlerdir. Şimdi bir kere burada baktığınız zaman x kare eksi 4. Bununla ilgili bir problem yok. Çünkü tek kuvvet olduğu zaman tek derecede her şey olabilir. X eleman reel sayılar olduğu sürece x kare eksi 4'ün küp kökü istediğiniz sayıya karşılık gelir. Ancak paydaya geldiğimiz zaman köklü sayı burada bakın çift dereceli olduğu için mutlak x eksi 2 eksi 4'ün büyüktür 0 olması lazım. Normalde büyük eşit 0 deriz ama eşit olursa payda 0 olur büyüktür 0 diyeceğiz. Mutlak x eksi 2 büyüktür 4 dersek buradan dolayı arkadaşlar x eksi 2 büyüktür 4 veya x eksi 2 küçüktür eksi 4. Mutlak değer çözümü. Bir artılı olduğu gibi bir de eksili ama o zaman eşitsizliği yön değiştirerek. X 6'dan büyük olmalı. X arkadaşlar eksi 2'den küçük olmalı. Sayı doğrusuna baktığınız zaman 6'dan büyük olmalı. Bu taraflar sağlar. İçi boş. Eksi 2'den küçük olmalı. Bu taraflar sağlar. Sağlamayan yerleri sormuş. Eksi 2 kapalı, 6 kapalı diyeceğiz. A şıkkı. Çünkü eksi 2 verdiğimizde de 6 verdiğimizde de paydayı 0 yapıyor. Orayı da dahil etmeliyiz sağlamayan yerlere. Polinomlar her noktada tanımlı fonksiyonlardır. O yüzden süreksizlik sıkıntıları olmaz, limitsizlik sıkıntıları olmaz. Zaten böyle devam eden fonksiyonlardır arkadaşlar. O yüzden burada aslında p kare 3 çarpı r3 eşittir e küp olur. Haliyle artık burada 4 elen p3 artı 2 elen R3 neyi eşittir biliyor musunuz? Şimdi buradaki 4 baktığınız zaman buraya alırsak elen P üzeri 4 3 olmaz mı? Yine aynı şekilde 2'yi başa alırsak burada da elen R kare 3 olmaz mı? Ve bunları da çarptığımız zaman arada artı olduğu için elen P üzeri 4 3 çarpı R kare 3. Şimdi bu da neye eşit? P kare 3 çarpı R3'ün karesi arkadaşlar. Şimdi neydi? E küptü değil mi bu ifade? Yerine yazarsak E küpün karesi. Bir de elen var. Elen E üzeri 6 oldu. Cevap böylece 6 gelir. E şıkkı. Burada aslında arkadaşlar yani şu hikayede anlatılan mevzu böyle mükemmel bir şey değil. Aslında durum şu. 0 verdiğinde limiti 1 geliyormuş, 1 verdiğinde limiti 2 geliyormuş, eksi 2 verdiğinde limiti eksi 1 geliyormuş. Bu kadar tantanalı anlattığı şey budur. Şimdi hemen kolaylardan başlayayım elemeye. Normalde C şıkkını hemen yapıştırır geçerim aslında ama 0 verdiğiniz zaman bu kritik nokta olduğu için 0'dan küçük değerlerde eksi x çıkar,
Sıfırdan büyük değerlerde artı x çıkar. Sağdan limit 1, soldan limit eksi 1 olur. Bu zaten limit bile olmaz. Geç bunu. B'yi ne deneriz arkadaşlar? X'e 1 verdiğinizde limit 3 geliyor. Bu fonksiyon zaten her noktada tanımlı. O yüzden burada da olmaz. Sonra geldiğiniz zaman D şıkkına x artı 1 yine kritik noktaya bir bakalım. 1 verdiğimizde 2 oluyor. Burada 1 verdiğimizde arkadaşlar şurada 1 oluyor. Bunun da sağ limiti, sol limiti, sol limiti birbirine eşit değil. 3 tane şık denedim artık. Doğru cevaba geleyim. E'de kalıversin. Şimdi x artı 2, x büyüktür eksi 2 için. Bakın şimdi burada limit bakacağım. X büyüktür eksi 2 için nasıl dışarı çıkar? X artı 2 olduğu gibi. Sonra bir de en dışta bir mutlak değer var. Bunlar sadeleştiği için mutlak 1 artı x'ten x artı 1 olur. Zaten x gördüğüm yere eksi 2 yazınca eksi 1 olacaktır. Şu an nereden baktım? Eksi 2'ye sağdan yaklaştım. Eksi 2'ye soldan yaklaştığım zaman eksi x eksi 2 diye çıkar. Sonra aşağıda x artı 2 var. Zaten bunlar sadeleşir mutlak eksi 1 olur. Bir de artı x'ten x artı 1 diye çıkar. Artık x gördüğüm yere eksi 2 yazınca yine eksi 1 gelecektir. Bundan sonra arkadaşlar zaten 0 yazdığımda da yine aynı şekilde her türlü mutlak eksi 1 veya mutlak 1 fark etmez. Her türlü burası mutlak değerden 1 diye çıkıyor. Böylece 1 artı x'in x yerine 0 yazdığımız zaman limiti bakın gerçekten 1'dir. Yine 1 artı x'in x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda limiti 2'dir. 3'ü içinde sağladı C şıkkı. Lütfen mutlak değerlerde önce dışarı çıkartın sonra değer vermeye başlayın. Bakın arkadaşlar 1 bölü x 2'ye gider demiş. Onu düzeltme hakkınız var. Bu hatalı olduğu için değil de daha güzel bir görüntü. 1 bölü x bir nevi 2'ye eşit gibi düşünürsek. 1 bölü x 2'ye eşit olduğunda x neye eşit olur? 1 bölü 2'ye. Bu yüzden soruyu şöyle düzeltirseniz bence daha kolay görürsünüz. Sonra arkadaşlar geliyorum 4x kare eksi 1'e. Bu 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 diye ayrılıyor çarpanlarına. Aşağısı da 1 eksi 2x çarpı 1 artı 2x'in karesi 4x kare artı 2x diye. Çünkü küp açılımı, iki küp farkının açılımı. Böylece 1 eksi 2x'ler sadeleşecek. Eksi 1 olacak. Payda da eksi 1'i unutmayalım. Şöyle yapayım. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazarsam 1 artı 1 pay. Paydaya gelirsek 1 artı 1 bölü 4 çarpı 4'ten 1. 1 bölü 2 çarpı 2'den 1. Böylece cevap arkadaşlar 2 bölü 3 ama önünde eksi vardı. Eksi 2 bölü 3 C şıkkı. Sürekli olduğu en geniş aralık R eksi 3'tür. Evet çünkü sadece paydayı sıfır yapan değer arkadaşlar burada tanımsız ediyor. Haliyle tanımsız olduğu için süreksiz olur. Küp kök x eksi 1'de hiçbir problem yoktur. Tek dereceli köklerde arkadaşlar içeriye istediğinizi yazarsanız bu yüzden reel sayılarda tanımlıdır ve aynı zamanda süreklidir. Logaritma 5 tabanında x eksi 2'de x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Bu yüzden x büyüktür 2 olması gerekiyor. X büyüktür 2 değerlerinde tanımlı olduğu için bundan sonra sürekli olur. Hatta şöyle bir görüntü bakın. Şu şekilde. Dolayısıyla bu 2'den büyük değerlerde arkadaşlar. Şöyle yapayım pardon. Düzelteyim grafiği bir. Evet, şöyle bir asimtot böyle arkadaşlar. Bu yüzden 2'den sonraki değerlerde her noktada süreklidir. Dolayısıyla süreksiz olduğu yer evet eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan yerdir. 1, 2, 3 E şıkkı. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü arkadaşlar basit kesirlerde işte 1 bölü 2'den biraz büyük sayı nedir? Ya da eksi 1 bölü 3'ten küçük sayı nedir? Onları göz önünde bulundurmak için şunu düşünüyorum. Diyorum ki biz hiç artısız bunu 1 bölü 1 bölü 2 yapsaydık 2 olurdu değil mi? Şimdi yorumumu dinleyin. 1 bölü 2'den biraz büyük bir sayı 1 bölü 2 0.5 olarak haliyle bu 0.5'ten daha büyük sayıya bölmek demektir. Biz bir kesre daha büyük bir sayıya bölersek haliyle payda büyüdüğü için sayı küçülür. O yüzden 2 eksi diyeceğiz. Tamam mı? Burası önemli bakın. Bir daha söylüyorum. 1 bölü 2'den daha büyük bir şeye bölmek demek paydanın büyük olması demek. Payda büyülürse kesir küçülür. Bundan dolayı tam 2 olurdu. 1 bölü 2'ye bölseydik daha da küçüleceği için 2 eksi olacak. Yani 2'ye soldan yaklaşmak. Bu yüzden 2'ye soldan yaklaşınca bakın limit değerine geldi. 3 geldi. A 3'müş. Aynı yorumu burada da yapacağım ama eksi de biraz daha dikkat. 1 bölü eksi 1 bölü 3 normalde eksi 3'tür değil mi?
Şimdi aynı şekilde eksi 1 bölü 3'ten daha küçük bir şey. Bunu şöyle düşünün. Eksi 0.33 olarak düşünün bunu. Bundan daha küçük bir şey eksi 0.35, eksi 0.40 gibidir. Normalde eksi olmasa haliyle kesirin paydası büyüdüğü için bu kesir küçülecek değil mi? Yani 0.33'e böldüğünüz zaman elde ettiğiniz sayı 0.40'a böldüğünüzde elde ettiğiniz sayıdan daha büyüktür arkadaşlar. Ancak burada 0.40'a bölünce sayı daha küçük olacak diyoruz ama önünde eksi olduğu için sıfıra yaklaştığından eksi 3'e sağdan yaklaşmak olacak. Örnek 1 bölü 0.4 arkadaşlar 5 bölü 2 2.5'tür. Bakın şimdi biraz daha uzaklaştırıyorum. 1 bölü 0.5 direkt 4 bölü 2'den 2'dir. Fark ettiniz mi? Eksi 0.33 eksisiz düşünürsek 0.33'ten uzaklaştıkça yani büyüdükçe kesir küçülüyor. O zaman küçülüyorsa negatif olduğunda sıfıra yaklaşıyor. Bu yüzden de eksi 3'e sağdan yaklaşmak demek oluyor. Böylece arkadaşlar bunun limiti de sağdan yaklaşınca eksi 4 oldu. Toplamları da eksi 1. Biraz tehlikeliydi bu. Sürekli olması için paydayı sıfır yapan değerin olmaması lazım. Yani paydanın deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. N kare eksi 16 küçüktür 0. N eksi 4 çarpı N artı 4 küçüktür 0. Ve eksi 4 artı 4 artı eksi artı. Şu değerlerin arasında olursa arkadaşlar fonksiyonun paydasını asla sıfır yapamayacağız. Çünkü delta küçüktür 0 demek ikinci derece denklemin kökünün olmaması demekti. Böylece alabileceği değer bu aralıkta şıklarda sadece eksi 3 var. Arkadaşlar normalde payda 0 olmuş. Haliyle bir sayının sıfıra bölümü tabii ki nedir? Tanımsız. Böyle siz bölerseniz tanımsız olur. Ancak ne zaman bir reel sayıya eşit olur limit? Payda 0'dır. 0 bölü 0'dan önce belirsizlik olur. Sonra sadeleştirme yaparız. Sonra da arkadaşlar x eksi 1'den kurtulup normal yaparız işlemi. Böylece x eksi 1 yukarının da çarpanıdır. Haliyle arkadaşlar bunun bir kökü 1 olmak zorunda. X eksi 1 bir şeyin çarpanı demek p1 0 demektir. 1 eksi 3 artı a eşittir 0. Bu yüzden a 2 oldu. X kare eksi 3x artı 2. Hemen bunu çarpanlarına ayıralım. X eksi 1 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 1. İşte belirsizlikten kurtulacağız. Artık limit x 1'e giderken x eksi 2'de x gördüğüm yere 1 yazabilirim rahatlıkla. Cevap eksi 1 olur, B şık. Başka sorularda da söylemiştim arkadaşlar. Bu şekilli sorularda limit E A'ya gidiyor demek. E noktası A'ya geliyor demek. Daha doğrusu Türkçe ifadesiyle şöyle. E noktası A olduğunda R ne olur? Limitten ziyade burada direkt ne olur daha mantıklı geliyor bana. Bakın şimdi şöyle olacak. E noktası A'ya gelecek. Kalasın boyu zaten değişmiyor. Başlangıçta şurası 4 verilmiş. Burası da 5 verilmiş. Burası da 12 verilmiş. 9, 12, 15 üçgeni bakın burası. Haliyle yeni durumda artık balon şişeceği için şöyle bir şey olacak. Yapıyorum o zaman bakın. Burası 9, burası 12, burası 15. Bu üç kenara da teğet olan bir balon var. Artık buradan yarı çapı nasıl bulabilirsiniz? Merkezden teğete dik indirerek. Teğete dik indirdim R. İndirdim R. Zaten köşesi 90 olduğu için kare oldu. Buralar da R oldu. 12 eksi R. Bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Bu da 12 eksi R. Burası da arkadaşlar bir noktadan indirilen teğetler eşittir. 3 artı R. Ve burası da bir noktadan indirilen teğetler eşit olduğu için 3 artı R olur. Haliyle 2R artı 3 eşittir 9 olduğundan R 3 oldu. B şıkkı olur.